çocuk istismarının dili, dini, mezhebi, meşrefi olmaz. Belirttiğiniz gibi 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ses çıkarmayan savcılar ahlaksızdır. LGBT'li çocuk var diye CHP'li olan Kent Konseyi'nde 23 Nisan'da 2020 yılında bayrak asarak LGBT'li çocuklar vardır diye söylemlerde susan CHP'li solcular ahlaksızdır. Şimdi bakıyorum, şunu söylemek istiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar. Asıl bunlara bir saniye. Arkadaşlar. Lütfen. Ben sizi, ya niçin siz anlayışınız bu kadar işte. Konuşmak arkadaşlar istiyorsunuz ama konuşana saygınız yok. Dinleyeceksiniz. Arkadaşlar. Hayır. Sizler konuşurken bir saniye. Arkadaşlar. Bir saniye. Bırakır mısınız konuşacağım? Arkadaşlar. Yeter artık, sizin bir bayanın konuşmasına bile tahammülünüz yok. Dinleyin. Arkadaşlar. Ben size olanı söylüyorum. Her yapılan şeyi İslamcı kimliğiyle bağdaştırarak konuşmanızdan, servis eden zihniyetlerden vazgeçin. Zihniyet olmaktan vazgeçin. Niçin rahatsız oluyorsunuz? Ben burada ne dedim? Bu bahsedilen yaştaki çocuklarla alakalı arkadaşlar, söylemlere tepki vermeyen sağcılar ahlaksızdır derken cevap vermediniz. Niçin solcular ahlaksızdır dediğim zaman rahatsız oluyorsunuz? Niçin LGBT'li çocuklarla alakalı çalışmalar yapıldığı zaman kendi arkadaşlar, dinleyin lütfen. Ben sizi dinledim. Arkadaşlar. Ben sizi dinledim lütfen. Arkadaşlar. Dinledim lütfen. Sayın Meclis Üyeleri. İktidarımızla. Sayın Meclis Üyeleri. Nurhan Hanım. Yapılan tamam, ahlaksızlıkları iktidarımızla bağdaştıramazsınız. Sizlerin içinizde de var. Bizler muhalefet partisi olarak yapılan CHP'lilerde, ilçe başkanlığınızda, yönetimlerinizde ahlaksız, her yerde ahlaksızdır. Bunun siyasi olarak bağdaştırmanız yanlış. Bizim tepki koyduğumuz şey buradadır. Gözyaşının rengi olmadığı gibi ahlaksızlığın da siyasal tarafı olamaz. Lütfen bunu kabul edin. Bizler, çok fazla uzatmayacağım, Adalet ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuyla alakalı zaten gerekli çalışmayı başlattı. Adalet yerini en kısa zamanda bulacak diyorum. Teşekkür ediyorum. Size zaten söz vereceğim. Konuşmanızı, şimdi cevap değil de konuşmanız esnasında verirsiniz. Selçuk Bey buyurun. Ne oldu? Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Başkanım teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Öncelikle konuşmama başlamadan önce dün yine bir şehidimiz var. Vatan ve memleket uğruna şehit düşen binbaşımız Mehmet Duman'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bugün gündemimiz dışında 2022 yılı Aralık ayının ikinci oturumunda şahsım adına önce bir meclis üyesi olarak, ardından ve akabetinde de bir insan, iki kız evladı babası olarak söz alacağım arkadaşlar. Bu konuşmama lütfen dikkat edin. Hak dedik, hukuk dedik, adalet dedik. Bu üç değer için sesimin ayarı yok benim. Bu üç değer için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başkanım. Arkadaşlar. Rahatsız olan kulaklık taksın lütfen. Arkadaşlar evet. Lütfen. Lütfen. Başkanım bu kelimeyi tekrar arkadaşlar, kendisine iade ediyorum. Bu ikinci oldu başkanım. Arkadaşlar. Bu iki oldu. Kendisine lütfen iade birbirimize ediyorum. Hitap ederken uslubumlarımıza dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Başkanım, devam edin Selçuk Bey. Tamamlayın. Kendilerine iade ediyorum kelimeyi lütfen. Selçuk Bey devam edin. İade ediyorum kendilerine. Bu üç değer için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde binler, on binler, milyonlar ile kilometrelerce yol yürüyüp seslendirdik, haykırdık. 21. yüzyılda bu feryadı dağlar, taşlar, uçan kuşlar bile duydu. Ama ne yazık ki bir kısım Ademoğlu duymadı, görmedi, anlamadı. Çünkü nefsi ve hırsı ağır bastı. Mevkisini, makamını, kazanacağı kazanç kapılarını düşündü. Kendisini ispatlamak istedi. Demokrasiyi özümsemediği için kendisine sunulmuş olan tartışma kültüründen bir haberdi. Kılıçtan daha keskin kalemini ve dilini kullanmadan fiziki şiddet ile savunmayı bir şey zannetti. Büyüklerinin keskin dili ve buna bağlı beden dilini örnek aldı. Milletin meclisinde halkın temsilcisine karşı yaşamını tehlikeye sokacak şekilde şiddete başvurdu. Ne acıdır ki özrü de yoktu, olmadı. Sahip olduğu cahil cesareti buna izin vermedi. Çünkü hakkı anlamamış, hukuku tanımaz olmuştu. İşte bu sebeplerden dolayı arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar Celal Bey
Mahmut Bey, Mahmut Bey, Celal Bey, arkadaşlar, 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 Celal Bey, Mahmut Bey, lütfen yerinize. Arkadaşlar, 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 10 dakika ara veriyorum meclise. Sayın Başkan, az evet. önceki yaşanan olaylar ve az önce Nurhan Hanım'ın partililerimize, partimize yaptığı söylemin bir özrünü bekliyoruz. Bu konuda önceliği ona bırakıyoruz. Sayın Başkanım. Evet. Yani gruplar arası uzun bir süre konuştuktan sonra Sayın Başkanım'ın bu cümleyle başlamış olmasına yine şaşkınlık içerisindeyiz. Olayların bu noktaya gelmiş olması çok üzücü. Çünkü mevzu bahis olan konu zaten ziyadesiyle bizleri çok üzmüştür. Bir kere bu milletin vatandaşı olarak bırakalım siyasi kimliği. Konuşulan konunun üzüntü vericiliği, gerçekliği veya doğruluğu veya ne kadar doğru yanlış olduğu hukuki süreç başladığı için netleşecek. Ve ben öncelikle bu ülkenin bir vatandaşı olarak sonra siyasi bir birey olarak bu rezilliklerin bilip de sesini çıkarmayanlar da dahil olmak üzere konular netleştiği vakitte en büyük cezayı almalarını, ibret-i alemde bu cezaların duyurulmasını yürekten temenni ediyorum. Zaten parti sözcümüz ve tüm bakanlıklarımız, ilgili bakanlıklarımız konuyu ele aldı. Ben inanıyorum ki en kısa zamanda konu açığa çıkacak. Ama şunu öncelikle söylemek istiyorum. Her türlü şiddet, istismar, kötü muamele, ihmal bile bizim için çok önemli bir konu. Ve yürekten temennim ve duamdır ki dünyanın hiçbir yerinde ve başta bizim ülkemizde olmak üzere bu tür olaylar yaşanmasın. Velev ki yapmış olan sapkınlara da en büyük cezanın en kısa zamanda verilmesidir. Bu konuda hiçbir şüpheniz, hiçbir şüphemiz olmasın. Ben tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın da bu duygu ve düşüncelerde olduğuna inanıyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Hem bu dünyada hem ahirette en büyük cezaları almalarını da suçluların Rabbimden diliyorum. Öncelikle bahsi geçen konuyu detaylandırmaya dahi haya ediyoruz. Öncelikle onu bir netleştirmek istedim. Diğer bir konuya, yani konu başka bir noktalara gittiği için birazcık hem halkımızı hem meclis üyelerimizi hem partimiz olarak konuyu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Şöyle ki, yaşanan ve tarifi imkansız üzüntü verici olayları maalesef geçmişte olduğu gibi şu anda yaşıyoruz. Yaşanmaması için elimizden geleni yapalım. Ama yaşanmış olaylar üzerinden de siyasi rant elde etmek de çok çok çirkin bir durum. Her şeyi siyasete alet etmeyelim sevgili dostlar. Her şeyi siyasete alet etmeyelim. Bizim bazı temel değerlerimiz var. Maneviyatımız, inancımız, evlatlarımız, vatanımız, bayrağımız, çocuklarımız, kadınlar, dezavantajlı birçok grup ve bunlarla gelin hep beraber bir masa etrafında toplanıp beraber yol yürüyelim ve kötülük yapanlara da hep beraber ses çıkaralım. Ama bu sesi çıkartırken de karşınıza bir siyasi partiyi alıp da onu taşlamanız, işte bir iki tane kelime vardı Halil Bey'in özellikle zikretmiş olduğu. Ben şahsım adına çok incindim ve çok üzüldüm. Ya bırakın siyasi olarak yaptığı hata, büyük bir hata olmakla birlikte bir insan olarak bana bunu söyleyemez. Ben bunu bir birey olarak kabul edemem. Biz sebep olduk, biz yedirdik, biz içirdik, işte onları biz bu hale getirdik. Ben bir insan olarak, bırakın kadın olmayı, anne olmayı, baba olmayı, cümleler öyle başlamıyorum bile. Bir insan olarak CHP'li meclis üyesinin konuşmasında bizim şahsımızı lekeleyici konuşma yapması inanılmaz derinden bize etkiledi ve üzdü. Tabii burada biz şunu görüyoruz.
Yaşanmış olaylar netleşecek, zaman onu gösterecek. Ve inşallah bizler de takipçisi olacağız. Bunlar kimsenin şüphesi yok. Biz hepimiz burada komşuyuz, birbirimizden farkımız da yok. Güzellikleri diliyoruz. Ama bize böyle hakaret edemezsiniz. Biz buna izin vermeyiz. Bu konuyla ilgili çok da fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten kalpten anlatmak istediklerimi anlattığımı düşünüyorum. Ama öncelikle de yine CHP Grup Başkan Vekili arkadaşımın tüm bu konuşmalarımızın ardından bizi bu kadar derinden yaralayacak ve bizi insan olarak etkileyecek bu cümleleri zikreden meclis üyesini özre davet edeceğine, başlangıcı yapan kendi meclis üyeleri özre davet edeceğine yine konuyu başka mecralara çekti. İşte o özür dilesin, böyle olsun, şöyle olsun. Ben de soruyorum Sayın Grup Başkan Vekiline. Bize yapmış olduğunuz bu hakareti özrünün yapmayı düşünüyor musunuz? Evet. Sayın Başkan, az önce biz kendi aramızda konuştuğumuzda konuşulanlarla şu an bu mecliste yaşananların her birini doğruyu bir kenara bırakıp yanlış bir şekilde anlatan grup başkan vekilimize ayrıca uyarmak ve kınamak istiyorum buradan. Nedenine gelecek olursak, biz az önce konuştuğumuzda açık açık bu mikrofonlarda Nurhan Hanım Cumhuriyet Halk Partililere ahlaksız söylemini açıkça ifade ederken, biz bunun özrünü istememiz gayet normalken, Halil arkadaşımızın söyleminde aynı kendi anlattığı duyguları ve bizim hepimizin de kınadığı ve bu olayın yanlışlarını anlatmasına bir tutmasını anlayamıyoruz. Biz özellikle şunu istiyoruz. Bakınız, Halil arkadaşımız kesinlikle AKP'liler ahlaksız veya AKP'liler şudur budur diye herhangi bir söyleme girmemiştir. Siz kendi meclis üyenizin Cumhuriyet Halk Partililere ahlaksız söylemini bastırabilmek, bunu topluma, Tuzlalılara, vatandaşa farklı anlatabilmek adına gelip de arkadaşımızı suçlamanızın bir manası yok. Olayı başka yere çekmenizin de hiçbir anlamı yok. Cevap istiyordunuz, cevap veriyorum size. Açın, tekrar izleyin, videoyu tekrar dinleyin. Cumhuriyet Halk Partililer ahlaksızdır söylemini yapan Nurhan Hanım'dır. Ama bizim ne Halil arkadaşımız ne de biz herhangi birimiz AKP'liler ahlaksızdır, şudur budur söylemini yapmadık. Öncelikle bunu bu konuda gerekli olan kesinlikle Nurhan Hanım'ın bize Cumhuriyet Halk Partililere ahlaksız demesinin bir özrü gayet gereklidir ve bunun yapılması lazımdır. Biz normal şartlarda yapılanları eleştirdik. Eğer bu konuda siz özür dilemek istemiyorsanız, biz Cumhuriyet Halk Partilileri olarak ahlaksız söyleminizi kabul etmiyoruz. Bu söylemlere de devam ediyorsanız bu mecliste de durmak istemiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tekrar ara verelim hocam. Arkadaşlar. Akın Bey, buyurun. Hüseyin Bey, arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Akın Bey, buyurun.
Akın Bey oturun siz. Oturun arkadaşlar. Gündeme geçelim ya. Gündeme